Değerli milletvekilleri, AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Malumunuz konumuz kamu özel işbirliği konusu. Değerli arkadaşlar, hepinizin çok iyi bildiğiniz gibi iktisada girişin ilk dersi ya da ilk kuralı şudur: kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılamak. Değerli arkadaşlar, gülümseyin, ağlamayın, gülümseyin ama. Değerli başkan, şimdi olay şu. Bizim yaptıklarımızı, bizim vizyonumuzu, bizim hayata geçirdiklerimizi gerçekten hayallerinizin algılamasına imkan yok. Hayalleriniz algılayamaz. Çünkü biz inşa edicileriz. Biz yapanlarız. Biz hizmet edenleriz. Biz Türkiye'yi küresel anlamda dünyanın üretim merkezi yapmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'yi küresel anlamda dünyanın lojistik merkezi yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmadan, otoyolları yapmadan, limanları yapmadan, üretim yerleriyle, üretim alanlarıyla, limanları demir yollarıyla bağlamadan dünyanın en kapasitesi yüksek havalimanlarını ve dünyanın en fazla uçuş noktalarına giden hava yollarını yapmadan bunları gerçekleştiremezsiniz değerli arkadaşlar. Lütfen oturun bir düşünün. Bir düşünün, kabul edeceksiniz. Ama düşünmüyorsunuz, akletmiyorsunuz. Lütfen düşünün değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, hadise şu. Bu tüm dünyada uygulanan bir metot. Sadece Türkiye uygulamıyor. Bu yarının hizmetlerini bugüne alma metodu. Bu vatandaşımıza ve Türkiye'mize hizmetleri bir an önce ulaştırma metodu. Bu esasen tüm 5 yıllık kalkınma planlarımızda, orta vadeli programlarımızda, yıllık programlarımızda olduğu şekliyle tüm kamu kurumlarımız tarafından gözden geçirilen ve sonunda da yapımına karar verilen projeler. Ve bu projeleri esasen tüm dünya takdir ediyor değerli arkadaşlar. Siz etmeyebilirsiniz. Ama milletimiz de ediyor. Milletimiz de ediyor, dünya da ediyor. Bakın, ben gümrük müsteşarlığı yaptım. 15 sınır gümrüğümüzü ve iş gümrüklerimizi, 15 gümrük idaremizi, kapımızı 100 artacak şekilde yaptık ve dünyanın en iyi, en etkin hizmet veren kapıları haline getirdik. Birleşmiş Milletler'in övgüsüne layık olduğunu düşünmezsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan şehir hastaneleri, pandemide şehir hastanelerinin fonksiyonlarını izlediniz mi? Vatandaşlarımızın, tüm dünya maskeye muhtaçken vatandaşlarımızın şehir hastanelerinde güvenli bir şekilde hizmet aldıklarını aklettiniz mi? Ayrıca değerli arkadaşlar, kıtaları birleştiren tüm projelerimizin hayata geçirilmesini gördünüz mü? Kullandınız mı, kullanmadınız mı? Kullanırken takdir ettiniz mi, etmediniz mi? Lütfen takdir edin. Yapamadığınız şeyleri takdir edin, inkar etmeyin. Değerli arkadaşlar, bakın, dolayısıyla bütün bunların yolunda 2024 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik Konseyi tam özel işbirliği forumunu Türkiye'de yaptı. Türkiye'nin tecrübesine binaen. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Bizim yaptıklarımızı siz hayal ettiniz mi dediniz? Vallahi edemez. Mesela benim 2 tane evladım var. Bana der ki, baba bana şu ayakkabıyı alır mısın? Ay sonu alabilirim derim. O ayakkabıyı hayal eder. Ben o kutuyu götürdüğüm zaman onun içerisinden bir ayakkabı çıkar. Ama bir de öyle evlatlar var ki, bir Bilal var. O ayakkabı kutusunun içerisinden 7-8 milyon euro çıkıyor. Biz bunu hayal edemeyiz. 2. Öyle evlatlar var ki benim çocuklarım, benim evlatlarım, Veli Bey'in evlatları, Müziyen Hanım'ın evlatları neyi hayal ediyor? İyi bir okul kazanalım, okuyalım, göreve gelelim diyor. Ama öyle evlatlar var ki mesela taş ocağı kurmayı, fabrika kurmayı ya da danışman olmayı ya da iyi görevlere gelmeyi hayal ediyor oluyor. Sizin hayallerinizle bizim hayallerimiz farklı.
Bizim hayallerimizde namuslu bir Türkiye var. Bizim hayallerimizde bu halkı, emekliyi, işçiyi, insanları düşünen bir ülke var. Siz kendinizi düşünüyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz, çevrenizi düşünüyorsunuz, müteahhitleri düşünüyorsunuz. Siz bu nesli değil, 86 milyonu değil, kendi akrabalarınızı düşünüyorsunuz. Ya baksanıza, atanan büyükelçilere bakın. Atanan banka genel müdürlerine bakın. Yönetim kurulu üyelerine bakın. Siz her zaman bunlara hayal edersiniz. Ama bizim hayallerimiz çok çok küçük. Biz 86 milyonun hayallerini gerçekleştirmek için bu ülkeye yönetime gelmek istiyorum. İstiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Evet, AK Parti hayalleri gerçekleştiren parti. Onun lideri Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları da Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartan bir kadro. Bununla ne kadar övünsek azdır. Kimileri iftira atarlar, kimileri her meseleyi çarpıtırlar. Yalan dolanla çarpık bir zihnin yansıması olarak hakikatle bağlarını kopartarak sadece iftira atarlar, suçlarlar. Ancak bazıları da iş yapar. Milleti bir yerden bir başka noktaya taşır. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi hayali gerçekleştirmişti ve İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olmuştu. Karadan yürütmüştü gemileri. Onun torunu olan Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından karşı kıyıya geçirerek bir hayali gerçekleştirdi. Elhamdülillah bizim hayalimize başkaları erişemediği gibi bizim gerçeklerimize hayallerini dahi ulaştıramazlar. AK kadroların farkı tam da burada. Bakın 80 yılda 6000 kilometre bölünmüş yol yapmış. Herkese teşekkür ediyoruz, emeği geçenlere. 80 yılda biz 20 yılda 24 bin kilometre ilave ederek 30 bin kilometreye çıkarmışız. Beşte bir zaman süresinde 5 kat daha fazla iş yapan, hayalleri gerçekleştiren kadroya AK kadrolar denir arkadaşlar. Muhammed Emin Akbaş bugün güne güzel uyanmış. Peki, oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel uyanmış. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir Fatih Sultan Mehmet'le, bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kıyaslıyor. İkisinin de kemiklerini sızlatıyor. Neden? Bir. Fatih Sultan Mehmet, gurur duyuyoruz, İstanbul'u bize armağan etmiş. Çağ değişmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu güzel toprakları bize armağan etmiş. Sen ve partin ise Süleyman Şah Türbesi'ne bile sahip çıkamamış bir partisiniz. Neyi konuşuyorsun sen? Bu mevzu uzun mevzu. Buyurun bir cümleyle. Buyurun açın. Efendim, biz hayalleri gerçekleştirdik ve daha dün Türk Devletler Teşkilatı'nın o Tuğra'nın muazzam gelişimine hep beraber imza attık. Evet. Türkiye yüzyılı mottosuyla yepyeni şahlanış dönemini, tamam, peki, büyük ve güçlü Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirdik. Gerçekleştiriyoruz. İşte Tayyip Erdoğan'ın tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi, tıpkı Mustafa Kemal Paşa gibi devrimci bir lider olduğunun şahidi tam da budur. Yeniden Türkiye yüzyılını başlatan liderin adıdır. Recep Tayyip Erdoğan. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Ya bu olmadı. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler